Tabii Doğu Perinçek verilen vazifeyi yerine getiriyor. Emrini, Çin'in emrini icra ediyor. Ve Doğu Perinçek'in bize yönelik saldırısı yeni değil. Biz Doğu Türkistan Milli Meclisi'ni 2018 1 Ekim'de Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal ettiği gün olan aynı günde Fransa'nın başkenti Paris'te Doğu Türkistan Milli Meclisi'ni kurduğumuzda da bize Amerika kurdurdu, işte Fransa kurdurdu diye iftiralarda bulunmuştu. Halbuki bu tamamen yerli ve milli bir teşkilatlanma. Ama o süreç içerisinde Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilere zar zarar vermesin, halel getirmesin diye biz e, adeta fedakarlık ve feragatta bulunarak Türkiye'de bu teşkilatlanmayı kurmadık. Yaklaşık 15 ülkeden 20 teşkilatımız ve 200 delegenin e, Rabia Kadir Hanım'ın da bulunduğu bir e, geniş katılımlı toplantıda Doğu Türkistan Milli Meclisi kuruldu ve iftiralar ardı arkası kesilmedi. Amerika'nın ajanı, CIA elemanı, Sorosçu, FETÖ'cü, DAEŞ'çi, PKK'cı, AKP'li, MIT'çi gibi her türlü iftiralar üzerimizde yoğunlaşmakta. kimi zaman direkt kendisi, kimi zaman da Sebahattin Önkivar gibi kalemşörleri ya da işte kendi yazarları aracılığıyla tarafımıza iftiralarda bulunmakta. Şunu hatırlatmak isterim ki bakın biz bundan 4 ay önce de Amerikan Büyükelçiliği Kayseri'deki dernek genel merkezimize ziyarete geldiklerinde de ilk kullandığımız cümle şu. Amerika eğer Doğu Türkistan meselesiyle ilgileniyorsa ve Çin'e karşı Doğu Türkistan'ı destekliyorsa Amerika'nın Türkiye ile dostluğu bizim için çok önemlidir. Amerika Türkiye dostluğu ancak Doğu Türkistan meselesinde bizim de önümüzü görebileceğimiz ve arzu ettiğimiz bir dostluktu. Çünkü NATO'da Türkiye ile Amerika müttefiktir. Buna yakışan yapılmalıdır. Türkiye Maalesef bu beklentileri görülmediği için karşılanmadığı için Batı ile ilişkilerindeki istikrarsızlık ve güvensizlikten dolayı Rusya, Çin, İran eksenli bir alternatif politika üretiyor. Bu sebeple Doğu Türkistan meselesinde sessiz kalıyor. Biz asla bunu doğru bulmuyoruz. Amerika'nın FETÖ, DAEŞ, PYD, YPG gibi terör örgütlerine destek vermekten vazgeçerek Türkiye'nin gerçek dostluğunu kazanması hem Amerika'nın hem Türkiye'nin hem Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için çok elzemdir ve önemlidir. Şunu da ifade etmek istiyoruz ki hiçbir zaman Rusya ve Çin'den Türkiye'ye dost olmaz. Çünkü tarihte bu ülkelerle bizim yüzlerce yıllık, binlerce yıllık mazimiz var. Özellikle Çin'le. Bunu biz hatırlattık. Dünkü Amerikan Büyükelçiliği'ndeki Sayın Büyükelçi ile görüşmemizde de biz yine buna vurgu yaptık. Bizim beklenti ve temennimiz ve doğru olan olması gereken de Türkiye ile Amerika'nın dostluğundan geçer. Bu şekliyle ancak Doğu Türkistan'da Amerika'nın Türkiye'nin ortak bir hareketiyle Çin'in soykırım derecesindeki Doğu Türkistan'daki bu katliamları, bu hukuksuzluğu ancak o şekilde engellenebilir diyerek biz bunu söyledik. Nasıl biz Amerikancı oluyoruz? Şimdi bunu ben söylerken de yine Amerika'ya giriş vizem engellenmiş durumda ben bu pozisyonu bir Amerika ajanı ya da Amerikancının Amerika'ya girememe gibi bir problem olabilir mi? Hayır. Benim şu anda bile Amerika'ya vizem engelli giriş yasağımız var ama Doğu Türkistan davasında bizi güvenilir gördükleri için demek ki milletimize sadakatimiz, davamıza olan hassasiyetimiz ve güvenimizden dolayı bizimle görüşüyor Amerikan elçiliği. Burada ben gerekli bilgileri verdim ve gerekli talepleri ortaya koyduk. İnşallah önümüzdeki süreçte biz mesela bugün Libya'da Türkiye ile Amerika'nın ortak hareket ettiğini görüyoruz. Suriye'de Rusya ile Çin'in Türkiye'ye karşı ortak hasmane tavrını görüyoruz. E, Uluslararası konjöktürün ne değiştirir, ne getirir onu bilemeyiz. Gelişen Geri, e, süreçle birlikte belki Türkiye ile Amerika'nın e, daha sağlam ve daha sağlıklı bir ilişki kurması mümkündür diye düşünüyorum. Başkanım Doğu Perinçek üzerine verilen vazifeyi mi yerine getiriyor? Bence kesinlikle Doğu Perinçek üzerine verilen vazifeyi yerine getiriyor. Doğu Perinçek'in hiçbir şekilde sözlerine ve söylemlerine eylemlerine inanılmaz. Tarihte baktığımız zaman ülkücü hareketi milliyetçi arkadaşlarımızı dava içindeki ülküdaşlarımızı hedef göstererek onların katledilmesine vesile olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Onun aydınlık dergisinde, onun diğer e, o militarist dergilerinde, propaganda araçlarında, yayın organlarında ülkücülerin isimleri yayınlandıktan sonra o ülkücü kardeşlerimizin meçhul kişiler tarafından katledildiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Yine bundan 20-25 sene önce merhum şehit lider Musin Yazıcıoğlu'nu yine Doğu Perinçek'in kendi yayın organlarında Muhsin Yazıcıoğlu Amerikan CIA ile işbirliği yaparak Doğu Türkistan'a sabotaj eylemleri yapacak ve Çin'i parçalayacak diyerek vaveylayı koparmıştı. Sen kimden yanasın? Sen kimin adamısın ki rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu Doğu Türkistan'ı bağımsızlığına götürecek biri olarak ve Amerikancı olarak sen Amerikancı olarak iftira atarak onu lekelemeye çalışıyorsun. Bugün aynı iftirayı bizim üzerimizde yapıyor ve bugün bakıyoruz ki e, biz e, elhamdülillah e, Türkiye'de yaşıyoruz. Türküz ve Müslümanız. Bu milletin evladıyız. Devletimize, milletimize sadakatte zerre kadar şüphe yok. Ama Perinçek'in Abdullah Öcalan'la bekada Gördüğün verdiği beraber, görüntü beka'da Evet. O özellikle gül vermesi, vermesi gibi... olayı bebek katiliyle yan yana durması herhalde safını belli ediyor. Tabi onun kimle birlikte hareket ettiğinin en net resmidir. Şimdi bu resim Abdullah Öcalan'la Doğu Perinçek'in resmi gündeme getirildiğinde şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki ben onu esir almaya gitmiştim. Yani tarihin neresinde görülmüş ki bir insana bir insan gül vererek esir alınmış ya da rehin alınmış. Yani kimi kandırıyorsun sen? Bir dönem PKK'cı, bir dönem e, Mao'cu, bir dönem Kemalist, bir dönem Ulusalcı, bir dönem Kızıl Elmacı, şimdi de Milliyetçi, Binnen Neci. Yani Şemşamer gibi e, güneş nereden çıkarsa o yöne dönen bir insan. E, asla ve asla Türk milletinin sevdalısı, Türk milletinin evladı olarak ben görmüyorum. E, Çin'in ve Moskova'nın e, derdiyle kaygılanan bir insan. Çünkü bunun en net örneği şudur. Bakın geçen yıl 2019 Şubat'ın 9'unda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çin'in 3-4 yıllık soykırımına 2-3 yıllık suskunluktan sonra bir net açıklamada bulun. Dedi ki, Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1 milyondan fazla Uygur Türkü kampta ve cezaevinde işkence görmekte. Çin derhal kampları ve cezaevlerini kapatarak Uygur Türklerini serbest bıraksın. Abdurrahim Yiğit hayatta mı değil mi diye Dışişleri Bakanlığı sözcüğümüzün bir açıklaması oldu. Ben hemen anında Teşekkür ettim Dışişleri Bakanlığı yetkililerine ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 35 milyon halkım adına teşekkürlerimi ettim. Ve birkaç saat geçmeden belki aynı gün içinde Doğu Perinçek Türkiye Cumhuriyeti Devleti Çin'den özür dilesin. E, burası işte Kasımbaşa kabadalığını götürmez diyerek hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret hem Türk milleti ya Türk devletine Çin önünde itibarını zedelemiş, itibarını lekelemiştir. Bunun üzerine ben dedim ki ey dirim. Sen kimin evlarısın, kimin tarafındasın? Yani oradaki kullandığım bu cümleden dolayı beni mahkemeye verdi. Şu anda Doğu Perinçek'le İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işleme koymuş olduğu bu cümleden dolayı ben mahkemeliyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk milletini, Sayın Cumhurbaşkanımızı koruduğum için Doğu Perinçek beni mahkemeye verdi. Ben bundan şeref duyarım. Millet en azından